Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün 301 canlı serisinde Oviraptor evcilleştireceğiz. Oviraptor'un güzel özellikleri var. Daha önceden de bir video yapmıştım zaten. Hatta şu anda kanalın en çok izlenen videolarından bir tanesi. Bunun için de teşekkür ederim size. Oviraptor'un özelliklerinden bahsedeceğiz. Ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? Bunlardan. Oviraptor öncelikle şöyle hemen anlatayım. İsminin anlamı yumurta hırsızı. Yani 75-71 milyon yıl önce yaşamış. Hepçil bir dinozormuş. Yani hem et yiyor hem de ot yiyor. Şimdi en sevdiği mama yok bunda. Bu yumurta yiyor. Yumurta yiyerek evcilleşiyor. En sevdiği yumurta da Giga yumurtası. Ardından Quetzal yumurtası. Şöyle birer tane alayım. Ardından Rex. Rex'im nereden? Ha, burada. Spino. Böyle sırayla gidiyor. Yani Spino yumurtasını ben şimdi nereden bulacağım? Var mı bende onu da bilmiyorum. Yokmuş zaten. Tamam. Bronto. Şöyle bir tane de bronto alalım. Hepsini taşıyabiliriz herhalde. Karma yumurtası var. Şöyle neredeydi karma yumurtaları? Ardından Archaeopteryx. Archaeopteryx bende vardı sanırım ya. Buymuş. Ama tabi bunlar mesela Giga'dan bir yumurta yiyorsa Quetzal'dan işte 2 yiyor, Rex'ten 10 yiyor. Spino yumurtasından 23 yiyor falan filan böyle. Ben bunun zaten listesini koyacağım buraya. Yani level 150 level için hangi yumurtadan ne kadar gerekiyor. Onun listesini koyarız. Şimdi bir tane de Archaeopteryx koyalım. Tamam. Böyle güzel bir hayvan. Yani bazı söylentiler var. İşte çiftleştirirken yakınlarda Oviraptor olursa işte ikiz çıkma, üçüz çıkma olasılığı daha fazla diye. Ben de böyle sanıyordum fakat değilmiş. En çok bulabileceğiniz yerler, onun da haritasını koyacağım buraya. Sahile yakın bu kıyı şeritlerinde bol bol bulabilirsiniz. Karlı bölgeler hariç. Bunu bayıltacağız. Öyle evcilleştireceğiz. Şuralarda oluyordu. Bakalım bir. Yüksek level bulursak onu evcilleştireceğiz. O yumurtayı çalıyor ve işte yumurtanın sahibi kimse, hangi dinozorsa o size saldırmıyor. Normalde siz aldığınızda peşinizden koşuyorlar ya. O raptörle aldığınız zaman hiç böyle bir tepkileri olmuyor. Şu özelliği var, yumurtalı yani hayvanların yanına koyduğunuzda, sizin sahip olduğunuz dinozorların yanına koyduğunuz zaman döllenmiş değil, yani normal yumurta bırakıyor ya dinozorlar. Bu oranı arttırıyor. Etrafındaki dinozorların yumurta bırakma oranını arttırıyor. Daha fazla bırakıyorlar işte. Ama tekrar söyleyeyim, öyle şey bilgisi yanlış. İşte ikiz çıkıyor, üçüz çıkıyor falan. O tamamen şansla alakalı. Şimdi şöyle birazcık gezelim de. Bu arada bu hayvanların boyu yaklaşık 2 metre, kilosu da 30 kiloya kadar falan çıkabiliyormuş. Ve çok bir emotion, yani bana ilginç gelen bir bilgi, hızları da yaklaşık 70 kilometreye varabiliyormuş. Bayağı hızlı bir hayvan. Şimdi yüksek level bulana kadar ben oyalamayayım. Yüksek level bulunca görüşmek üzere. Evet, uzun bir gezinin sonunda 90 level bulabildim. Bu arada bir tane değil de 4 tane de bola yaptım. Şöyle şu bolaları şuraya alalım. Şurada bir tane raptor var ama.
Öldürelim de sıkıntı çıkartmasın. Şimdi neredeydi? Buralarda bir yerdeydi ha. Fazla yaklaştığınız zaman bu hemen topuk yapıyor. Şöyle bir tane bol attık. Ya bende şoklayıcı var da. Şoklayıcı yoksa eğer, bu şoklayıcı dart yoksa bayağı uğraştırırsınız. O yüzden bolanızı yapın. Bolanın süresi de 30 saniye falandı. O civarda bir şey olması lazım. Biyotoksininiz olsun yanınızda. Çünkü torporu hızlı düşen bir hayvan. Kendileri. Şimdi buna bal... Şuradan birazcık biyo yedirelim de rahat rahat yapalım. Bir tane bal mı yedirelim? Şöyle küçükten başlayalım sonra. 10x bal mı yedirdik? Bir tane Archaeopteryx. 9,5. İyi. Fena değil ha. Level'ı düşük. Yani 90 level. Neymiş? Dişiymiş. Buna giga yumurtasına bile gerek olmayacak ya büyük ihtimalle. Şöyle sıfırlansın ha. Şimdi sırada karma yumurtası var. Bir tane de karma koyalım. Bakalım ne olacak. Yani Archaeopteryx yumurtası ile de bir 10 tane Archaeopteryx yumurtasına evcilleşir bu. Şimdi karma kaç verecek bir de ona bakalım. Bunun özellikleri neymiş ya? Bu arada ona bakalım. Yani canı az. Bu hayvanı süremiyorsunuz bir de. Ağırlık 116. Hasar falan geç. Sağlığı az işte. O kötü. Bir tane karnı yumurtası 131,6 verdi. İyi. Tabi bunun acıkması da gerekiyor. Neyse fena sayılmaz. Bir tane de bronto verelim. Bronto yumurtası vay iyi. %63 verdi. Güzel. Şimdi şu tekrar acıksın. Rex yumurtasıyla devam edeceğiz. Ben bayağı bekleyeceğim bunu ya. Evet biraz acıktı hayvan. Şimdi Rex yumurtasını verelim bakalım. Rex yumurtasına da evcilleşti. İyi. Şunu pasif alalım bir de. Tekrar söyleyeyim. Şöyle en sevdiği yumurta Giga, ardından Quetzal, ardından Rex. Böyle gidiyor. Ben bunun listesini zaten videonun başına da koyacağım. Tekrar buraya da koyarım. Oradan bakarsınız. İşte Giga Egi, Quetzal yumurtası, Rex yumurtası, Spino, Bronto, Carno, Archaeopteryx, Ankylo, Oviraptor. Böyle gidiyor. Archaeopteryx'ten sonra zaten hepsi aynı. Yani isterseniz 100 tane Archaeopteryx yumurtası biriktirin, isterseniz Dimetrodon yumurtası biriktirin. Bunlar hep aynı. Carno'dan sonra bütün yumurtalar aynı bunun için. Şimdi özelliklerini göstermek için ben bir base'e gideceğim. Otçul Adası'na gideyim. Orada özelliklerini göstereyim. Evet base'e geldik. Şimdi şu bizi takip etsin. Aynen, gel bakalım. Azıcık gezelim. Hadi lan. Heh. Şimdi buralarda yumurta bulacağız. Tabii ben hiç gezmedim burayı. Biraz gezmem gerekiyor. Şöyle adanın arkasına doğru gidelim.
Nerede kaldı bu? Allah'ım ya Rabbim ya. Gel bakalım, gel gel gel. Hadi bir yumurta falan çıksın ya. Hiç mi yok? Heh, şurada var bir tane. Şimdi ben bu ankilo yumurtasını alırsam kendim, etraftaki ankilolar saldırıyor biliyorsunuz. Ama şöyle yaparsak, hedefe denk getiremiyoruz ki. Allah. Şu an kilo çekilsin, bir de saldırtmayalım şimdi hayvanı. Ana, ben bunu unutmuşum bak. Hiç hedef medef yok, doğru, ıstıkla yok. Sadece yumurtaların yakınına getiriyorsunuz. Gel biraz daha gezelim hadi. Doğru ya, bak ben onu unutmuşum. Hiç ıslıkla bir şey yok. Sadece yumurtanın etrafından. Hani yakınına getirdiğiniz zaman o oradan yumurtayı alıyor. Gel bakalım buralarda var mı? Yok. Gel bir yatalım. Gününüz olsun. Tamam, dur şimdilik sen birazcık. İyi, haritanın etrafında, ya yani adanın etrafında bir tur atmış olduk zaten. Şimdi daha fazla yumurta görürüz. Bir iki tane daha yumurta topluyorum. Sonra bir diğer özelliğini göstereceğim. Hadi bakalım gel. Ya yine nerede kaldı bu? Nereye gitti bu? Ha burada. Lan oğlum ya. Gel hadi. Anlaşılan burada yine yumurta yok. Şurada bir tane moçops yumurtası. E havu ver lan hadi. Lan bu benim moçops. Allah, ben de diyorum bu ne yapıyor burada. Ha şuna bakalım ya, kaç ne toplamış. 2300 saman, 386 oldu, 1300 lif. İyi. Bunu alıyorum ben o zaman hadi. Kendi hayvanınızınkini almıyor bu arada. Hadi bir tane yumurta yok mu ya?
Video çekeceğiz. Yumurta çıkmış şimdi. Allah Allah. Neyse gel birazcık dolaşalım. Yani o moçopsu da evcilleştikten sonra saldım oraya. Birazcık toplasın bir şeyler diye. İyi de toplamış. Ha şurada stego yumurtası var bir tane. Gel 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 gel. Ha aferin. Ama böyle stegolar falan filan hiçbir şeye saldırmıyor. Hadi gidelim. Şimdi şöyle geri dönerken bir iki yumurta daha bulursak onları da toplasın. Ki yok herhalde. Aynen. Burada başka yumurta da yok ya. Özelliği böyle, bir özelliği bu. Evcilleştirmediğiniz yani şu vahşi olan hayvanların yumurtalarını gördüğünüz zaman azıcık böyle hani yakınına gelin. Oviraptor o yumurtayı oradan alıyor zaten. Şimdi şöyle gel bakayım sen birazcık şuralara. Bunun ama ağırlığını arttırmam lazım benim. Yani şu bütün ağırlığı dolması gerekiyor ki. Şöyle can verelim şuna. Ağırlık kaç? 146. İyi. Çok da bir şey yokmuş. Ulan bir yeremedim ha. Şöyle odun alsak, lan biz yürüyemiyoruz. Bayağı uğraştıracak bu bizi ya. Şu üzerini boşaltayım da. Taş yok mu taş? Hah varmış. Ya süper tamamdır. Şimdi bu hareket edemeyecek. Ve biz şöyle dolaşmasını açıyoruz. Görüyorsunuz şöyle. Yumurta şekli çıkıyor. Oğlum sen niye ayağa kalkıp duruyorsun ya? Otur. Bu olayda işte bu özelliği de hayvanlar şöyle yumurta bırakıyorlar ya. Bunu daha sık bırakmalarını sağlıyor. Bol bol yumurta toplayabilirsiniz hayvanlarınızdan. Bir diğer özelliği de buydu. Şimdi burada bir hayvan çiftleştirdiğiniz zaman bunun etkisi öyle 200, 300, 400 falan çıkartma gibi bir özelliği yok. Onu tekrar söyleyelim. Yani böyle de artık özelliklerini de gösterdiğimize göre videoyu bitirebiliriz. Oviraptor evcilleştirdik. Yumurta hırsızı. Az önce de gösterdiğimiz gibi. Vahşi hayvanların yumurtalarının yanından geçerken bu sizi takip etsin. Bu sayede yumurta toplayabilirsiniz. Hayvanlar size saldırmaz. İkinci bir özelliği. Şöyle ağırlık koyup, içine ağırlık koyup hareket etmemesi için
Daha sonra dolaşmasını açıyorsunuz ve böyle evcilleştirdiğiniz hayvanların daha hızlı yumurta vermesini sağlıyor. Böyle güzel bir özelliği var. Ha, çiftleşme süresiyle alakalı bir de özelliği vardı. O hayvanların daha kısa sürede çiftleşmesini sağlıyor herhalde. Öyle bir şey vardı. En sevdiği yumurta Giga yumurtası, yoksa Quetzal, yoksa Rex, o da yoksa Spino, o da yoksa Bronto ve böyle gidiyor. Ardından bir de Carnoac, ardından diğer bütün yumurtalar aynı derecede etkili. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.